Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Eski eserlerden okuyoruz. Dün de iman oldu. Şimdi Hutbe-i Şamiye sayfa 74, ondan sonra buradan okuyacağız. Herhalde 2-3 derste bitireceğiz bunu. Çünkü burada ciddi bir gündelik hayatta, günlük hayatta çok sorulan bir soru var. Hırsızın elin kesilmesi ciddi bir mevzu. Ustad burada işliyor Hutbe-i Şamiye'de. Ondan sonra İslam hukukundaki şartları, gerekçeleri, toplumsal yapıyı ve buradaki düşünce ve his boyutu, enfus boyutundaki insandaki zaaf yapısı veya güçlü yönleri işleneceği için uzayabilir 2-3 ders. Biz başlayalım. Gerisi Allah'a ait. Sen her cihette siyaseti dine, şeriata alet ediyorsun, diyorlar ustada. Ve dine hizmetkar yapıyorsun, yalnız şeriat hesabına hürriyeti kabul ediyorsun. Şeriat hesabına, şeriatın çizmiş olduğu çerçevede hürriyeti kabul ediyorsun. Meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun. Meşrutiyet 1908'de Abdülhamit'in meclis sistemini getirmiş, oy sistemi, şura, meşveret, tek bir kanaldan, tek bir kişinin padişahlığın karar verip de uygulanmasını 1908'de kısmen aralandı. Ne yapılmış? Meşrutiyet geldi, şura, heyet, meşveret-i şerii oldu. İşi ehillerine bırakıp ehilleri arasındaki ve emrum şura beynehum, ehilleri şura eder, karar alır, sadrazam başbakan uygular, dini konularda da Şeyhul İslam yapar, padişah ikisini şemsiyesinin altına almış, yani işlevi sağlıyor. Ustad diyor ki bu meşrutiyeti de meclis şeyini de meşruiyet, yani meşru olmak şartıyla meşru çerçevesini meşruiyetle kılıyor. Demek hürriyet ve meşrutiyet şeriatsız olamaz. Bunun için seni de şeriat isteriz diyenlerin içine 31 Mart'ta dahil ettiler. Biliyorsunuz Divan-ı Harbi Örfi'de yüzlerce, binlerce insan asılmış. İttihat Terakki ve onun şu andaki uzantısı Kemalizm. İttihat Terakki diye bir parti şey yapılmış. Ordunun içinde, onu girmeyeceğim tefsiratı, yoksa konumuz dağılır. Ondan sonra terör estirmiş. Ve düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'da Osmanlı Hareket Ordusu'nun İttihat Terakki Partisi ordunun gücünü alarak Divan-ı Harbi Örfi kuruyor. Yargıladığı insanlara şu soruyu soruyor. Şeriatı mı istedin sen de? Şeriatı isteyenleri yargılıyorlar şimdi, adamlar burada. Asılanlar burada. Bak diyor, şeriat isteyenler bu hale geldi diyor. Düşünebiliyor musunuz? 1908'de şeriatı isteyenler asılıyor. Şeriatla yönetiliyor devlet. Gibi gözükürken. Çünkü içeri gitmiş. Kardeş kardeşi kanını dökmem dedi Abdülhamit Han Hazretleri. Allah rahmet etsin. Şefkatli padişah diyor ustad ona. Ama ustad onu reddettiğini diyor adam. İşte muvazenesiz, yani %90'ı dedikleri doğru. %10'u yanlış. Bu bozuk kantarı var şeyin. Mısırlı, Kadir Mısırlıoğlu'nun muvazenesiz bozuk kantarı var. %90'ını doğru söylüyor.
Ustad hakkında söylediklerinin %90'ı yanlış ve yalan. İftira. Mesela bir tane iftirasından bir tanesi. O divan-ı harbi örfide mahkemelere yargılanıyor. Beraat ediyor. Çıkarken etrafında o bekleyen o karabalık arasında yarılırken yüksek ve haykırarak yüksek sesle zalimler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem derken içeride yargılananlara cesaret vermek için sesini yükselttiğini söylüyor. Sonra hatırada geçiyor. Ondan sonra da yargılanıyor içeride. Onlar da tabii gösteriyorlar. Bak diyor şeriat isteyene şu karşıda. Bak bunlar gibi olacaksın diye. Onlara ustattan sonra da yargılama sürecini etkiliyor. Dışarıda bağırarak ve hepsini coşturmuş yani o sözde. Kadir Mısıroğlu diyor ki kendi kendine mırıldandı diyor. Hapishaneden çıktıktan sonra zalimler için yaşasın cennet. Zalimler için yaşasın. Böyle demiş. Ustad böyle yakışır mı öyle diyeceğine? İşte %90'ı doğru bak. Hak, her şeyin hakkını veriyor. Deccal hakkında söylediği az bile. Hepsi doğrudur. F-25 hakkında söylediği doğrudur. Ben kendi şahsım olarak söylüyorum. %80'i doğrudur F-25 hakkında. Bazı şeyleri ben de kabul edemiyorum. F-25 hakkında. İnsaflı olmak lazım. Ben yani vicdanım itibariyle söylüyorum. Delilim yok ama %80'ini onun hakkında kabul ediyorum. Deccal hakkında söylediğini %500'ünü kabul ediyorum. Ustad hakkında söylediği kabul değil, yanlış. Ben yanlış bilmiyor. Kendi kendine mırıldanmaz. Bir o hatası var. İki, ustad efendim haline imza atmış Abdülhamid'in. İftira ve yalan. Ustad ona yol göstermiş. Ona şey diyor, yıldızı diyor, zebanilerin dolaşacağına diyor, tarihçe de geçiyor kendi eserinde. Alimleri topla diyor. Nereye hükmediyorsun? Oraya hükmettiğin yerdeki insanlar sana destek vermesinin yolu, yöntemi şudur diyor. O beldenin, o devletin hürmet ettikleri alim, fazıl, kamil insanları topla, saraya celbet. Sarayda meşveret ettir, orada konaklattır, onlara dayan. Onlara gelen hürmet sana geleceğinden emin olabilirsin diyor. Saltanatın böylelikle sağlam olur diyor. Sen diyor milletinden evham etme diyor. Vehme kapılma. Sen yıldızı diyor bu sefer yıldızlar gibi götürür, yıldızlara götürürsün diyor. Yıldızlar gibi âli olacak saltanatın diyor. Mustafa bak ne güzel şeyler söylüyor. Tarihçede geçiyor. Adam diyor ki hal etmesi yani saltanattan düşmesi için imzalamış biliyorsunuz. Şeyhülislam, ulema-i İslam toplanıp ne acayip sistem işliyormuş İslam sistemi. Alimlerin kahir ekserisi imza atıp hal olursa, buna hal deniyor, padişah düşüyor. Ve itaat ediyor. Yani savaş yapmıyor. Mukabele etmiyor. Hatta dahili kan dökülmesin diye Yunanistan'dan geri gelen hareket ordusu İstanbul'a girerken girmeden koca musallah ordusu var. Osmanlı ana ordusu. Padişahın bizzat kendisine bağlı ordu var. Diyorlar ki padişaha ordu. Ya çevirelim diyor. Ya bir artı şey ihtiyat. O hareket ordusu ne ki yani? İkinci ordu gibi, birinci ordu gibi. Koca Türkiye'nin ordu. Ya hal edelim diyor padişahın yanındakiler. Padişah diyor ki ben kardeş kardeşimi tutmam. O mübarek ya. Mekanın cennet olsun. Kendisi ben giderim ama bir tane Müslüman kanın dökülmesine müsaade etmem. Padişahlar çıldırıyor ya. Padişah diyor mu? Komutanlar. Paşalar kutkuluyor. Ya yapma padişahım diyor ya. Terörist edecek. Bunlar İngilizler arkasından kan döktürmemiş. Yapma. Ben olsam vallahi yaptırırdım. Bille yaptırırdım. Keserdim vallahi. Çünkü dahilde fitne çıkaranın hakkı hayatı yoktur. Dahilde cihat yoktur diyor ustad. Cihat haricidir diyor. Dahildeki cihat ilmidir. Bak F-25'in savaş açmış Türkiye'nin içinde Müslümana. Müslümana ve bir siyasi parti nam altına İslam toplumuna, istikrarına, ekonomisine, ahengine, böyle sosyal özelliğine yani moralına. Adam hiç hırsızlıkla mı der, 30 milyar dolar çaldı der, Türkiye'nin 200-300 milyar zarara sokmasını hırsızlık kabul etmez. Borsaların alt üst olması, gelen ekonomi yatırımların kaçması, 200-300 milyar böyle zararını hırsızlık kabul etmez. Böyle hain yani, vatan hainleri ya.
Ama Abdülhamit olsaydı gene bunlara bir kılıç çekmezdi. Ya çekmiyor hareket ordusuna ya. Ben demek ki ne kadar bozulmuşum ya. Ya bu insanlara gurur duyuyorum ya Mehmet'im. Gurur duyuyorum. Benim ecdadım olmasından şeref duyuyorum. Ya bazı paşalar diyor ki ya çevirelim diyor ya. Ustad da. Acaba ustad bizim Risale-i Nur eserleri benim ruhumu böyle yapılandırmasa, bana bu ruhu vermese padişaha Abdülhamid, ben böyle siteşkarını bahseder miyim? O hain diye başlardım değil mi? Bir sürü celbezi uydururdum. Ustad onun aleyhinde eğer bizi yetiştirmiş olsaydı, böyle bir telkin olsaydı, ben böyle konuşur muydum? Asla. Şefkatli bir şey diyor padişah diyor. Halkından emin ol diyor. Ama gitti Kadir Misiroğlu hal için imza attı diyor. La Allah'tan kork ya. 31 Mart'ta dahil ettiler seni. Eski Said onlara demiş ki, ya Risale'nin bambaşka hem tarihi taşıyor. Evet, millet İslamiye'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız hakaik-i İslamiye ile olabilir. Bu milletin saadet-i hayatiyesi de, hayatiyeti, dünyeviyesi de yalnız ve yalnız hakaik-i İslamiye ile olabilir. Ve hayat içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi şeriat-i İslamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur. Adalet mahvolur. Şeriat usta tarif ediyor. Nerede biliyor musunuz şeriat nedir? Şeriat nerede tarif ediyor hatırladınız mı? İşaret edeceğiz 85 miydi abi? Ne vardı? Bul bakalım. Peki sen bu ustad iki bir tarif yapıyor. Peki yani aktif olmanız için şey yapıyorum. Yoksa iki üç yerde var. 84'te var aslında abi. Oku bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat insandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i galebe, kuvve-i yakli sani tarafından tahdit edilmediğinden ve insanın cüz'i ihtiyacıyla terakkisini... Şeriat tarifi değil. Şeriatın o kuvve-i şehviye, kuvve-i galebe, kuvve-i akliyi haddi almasına... Şeriat nedir? İçeriği nedir? Şeriat. Mühendis Bey, bul bakalım. Şeriat, bak bakalım. Tarif ediyor, bak. Şimdi bir yere gittiniz, dershanede. Ya şu şeriat zamanına bahseden şeriat nedir diye böyle hemen açıp gösterebileceksiniz. Açmanız lazım. Şeriat nerede? Peki ben bahsetmeyeyim, şey yapmayacağım. İki yapısı var. Tamam mı? Niçin söyledim? Hayat içtimaiye ve saadet-i dünyevisinin şeriat-i İslami ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur. Emniyet zir-i zeber olur. Ahlaksızlar pis hasletler galebe eder. İş yalancıların, dal kavukların elinde kalır. Size bu hakikati ispat edecek binler hüccetten bir küçük nümune olarak bu hikayeyi nazari dikkatinize gösteriyor. Bu anlattıkları hükümdü. Şimdi onun delillerini sunacak. Mektubattakine bir bak. Bak bakalım. Adil peki. Bulursanız söylersiniz. Araya girerim. Yoksa en sonunda ben dersin sonunda söylerim ama. Bir zaman bir adam. Bak bir hikaye bak. Bir zaman bir adam. Usta nasıl ciddi ve ulvi çok büyük bir hakikati. Bir Kur'an'ın metodolojisiyle. Kur'an'ın bir metodoloji var. Bir sunum şekli var. Peygamber kıssası namı altında bir olayı işlerken onun içine koyarak veya o manayı o sembollerle Yakup, Yunus, İsa, Musa, Muhammed, Nuh gibi sembolik ifadelerle hem hakikattir hem semboldür. Çünkü kimse Yusuf olmayacak. Kimi İbrahim olacak şimdi? Nemrut var mı? Yok. Niye bize Kur'an'a konmuş? Yani Nemrut'tan bahsederken Nemrutçuklar, İbrahimiler, hepsi. Süfyan tepede bir adam var. Ondan sonra o vasıfa olanlar Süfyan kategorisine girer. Dün dersini yaptık. Neydi o dün? Yecüc ve Mecüc'ta Süfyaniyet kategorisine girenler var. Siz de Mehdiyet kategorisine giriyorsunuz.
Her bir insan Mehdi'dir. Ne demek Mehdi? Bu vasfı itibariyle tanımladığım gibi hidayetine vesile olan, adama namazına vesile oldu. Adam nurları tanımasına vesile oldu. Adam ahiret hakkında şüphesi vardı, düzeldi. Ha, Mehdi'nin sıfatı bu. Bir sıfatı bu. Efendim abisi. Aslında bir yer var da hakikat çekirdeklerinde. Neymiş? Şeriat ikili diyor. Söyle bakayım. Birincisi, alem asker olan insanın efal ve ahvalini tanzim eden ve sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. Evet, bu bir. İkincisi, insan ekber olan alemin harekat ve sekenatını tanzim eden, sıfat iradeden gelen şeriat-ı kübre-i fitriyedir ki bazen yanlış olarak tabiat tesmih edilir. Melaike evet. Bir ümmeti... Tamam, anladım. De iki tanedir. Bir de başka bir yerde var. Şeriatından öğrenebilirsin diyor. Şeriat nedir o? İki temel kaynağı var. Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seriyeli terazileri ile, anladın mı? Amal ve hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Bu şeriatın içeriğidir. Tamam mı? 456 mıydı mektubat? Ondan sonra Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileri ile amel ve hatıratını tart, daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeye rehber yap. Ve bu şeriat, bu içeriği bu, yapısı bu. Ondan sonra yine başka iki tane tanı var ama bu yetiyor bunun için. Diyor, mesail-i şeriatın bir kısmına taabbüdü denilir. Tamam işte. Orası mı? Yok, değil orası. Değil. Yani bu yetiyor. Bir zaman bir adam bir sahrada bedeviler içinde ehli hakikat bir zatın evine misafir olur. Anlıyor muyuz? Hutbe-i Şameliniz elinizde mi? Evet. Tamam abisi, eyvallah. Neymiş? Bir zaman bir adam, misali kaçırmaman lazım. Bir zaman bir adam bir sahrada bedeviler içinde ehli hakikat bir zatın evine misafir olur. Bakıyor ki onlar mallarını muhafazasına emniyet vermiyorlar. Hatta ev sahibi evinin köşesinde paraları oralarda açıkta bırakmış. Misafirhane sahibine dedi: hırsızlıktan korkmuyor musunuz? Böyle malınızı köşeye atmışsınız. Hane sahibi dedi, bizde hırsızlık olmaz. Allah Allah. Niye? Beni güldürdü. Bir memleket ki hırsızlık yok. Acayip bir şey. Hane sahibi dedi, bizde hırsızlık olmaz. Misafir dedi, biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar hırsızlık oluyor. Hatta dükkan komple sökülüyor. Çelik kasaya koyuyorsun. Duvara gömüyorsun. Alarm koyuyorsun. Alarm iki yere yanar kuyumcuların. Bir karakola yanar. Karakola kira veriyorlar kuyumcular. Bir de eve yanar. Bak. Kutu duvara gömülüyor. O da şey beton arma ha. İki etti. Alarm üç. Kepenk kapatıyorsun, bir de diş cephede bir daraba indiriyorsun. Ondan sonra adam gene bunu beceriyor, başka yerden topraktan giriyor, o şeyi kasayı komple götürüyor. Bir de okuyayım o zaman. Misafir dedi, biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar hırsızlık oluyor. Hane sahibi demiş, biz emri ilahi namına ve adalet-i şerii hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Biz emri ilahi namına. Peki bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Yeni aradıkları için. Ya öyle bir misal vermeye çalışıyorum ki veya öyle zannediyorum. Vereceğim misal toplumsal sorular. Siz çoğusun belki bir yeni duydum. Üst kattaki sesim geliyormuş. Biraz da dikkat edeyim bari üst kattan. Soru soruyorlar toplumda böyle. O soruları bazılar ulaşıyor, bazılar ulaşamıyor. Vereceğim soruların misaller toplumsal sorulardır. Hem ya hukuktur ya fıkıhtır. Ya ahlaktır ya psikolojidir. Vereceğim misal
bu toplumun ciddi bir ihtiyacına da cevap olsun, bilinsin diye veriyorum. Ona ait bir misal vereceğim. Diyor, bir daha okuyayım orayı. Biz emri ilahi namına ve adalet-i şer'i hesabına hırsızın eli kesiyoruz. Emri ilahi adına bir örnek vereyim. Evlenme dairesine gidiyorlar. Sordu şimdi de. Belediye başkanı veya belediye başkan adına nikah kıyan memur. Bana Zeytinburnu belediye başkanının vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum deyip bununla yetinip karı koca olsa zina olur. Kim? Çünkü bu karı koca yetkisini veren Zeytinburnu belediye başkanıdır. Zeytinburnu'nun başkanını yesinler. Yani karı koca ilan etmeyle. Peki Zeytinburnu belediye başkanı bir kadınla beraber olunca onun nikahını kim kıyacak? Zeytinburnu belediye başkanının nikahını kim kıyacak? Başbakan. Başbakanın kim nikahını kim kıyacak? Zeytinburnu belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyor. Ne kadar tuhaf oldu değil mi? Şimdi hepiniz güldün. Ama olmaz deseydim, ha tamam din olduğu için mantık yürüttüm. Bak şimdi güldük. Başkan vermiş, karı koca olabiliyorsun. Semavi değil arzidir, arzda olur. Ha ne yapmasa, başkana da, başbakana da, cumhurbaşkanı da nikahını bir sema, bir insanüstü bir kaynaktan desteklenmesi lazım. Çünkü herkes evleniyor. O ben sana o yetki verdim ama bana kim yetki verecek? Kimse yok, en üstüm yok. Ben benim. Kendin pişir, kendin ye. Benim karı koca olduğum kim ilan edecek? Cumhurbaşkanı sondur. Kim yetki verecek? Ne acayip bir şey. Niçin söylüyor? Emri ilahi namına. Emri ilahi namına. Yani mesela nikah akitnamesi. Ben iki tane siteye koydum. Şafi ve Hanefi. İki gün uğraştım. Şeriattan çıkarttım kitaptan. Bütün o kayıtlı. Şimdi havada uçuşuyor nikahlar. Şahit mi şahit? Hadi tamam git. Öyle bir kayıtlı benim. O dosyayı indireceksin. Evlenecek kişi ona bakacak. O boşlukları dolduracak. O kadar kolay olmuş. Boşlukları doldur tamam. Orada akitname var. Akitname. Semavi akitnamedir ve şer'idir. Haşir meydanında senin önüne konulacak o. Akitname var. Ben namazsızın ne nikahını kıyarım ne de şahitliğini kabul ederim. Etmiyorum. Tahrimen mekruhtur Hanefi'de. Şafi de zaten caiz değil. Şafi de zaten namazsızın nikah olmaz. Şahitliği de olmaz. Mahkemede kabul etmiş. Ya Şafi acayip bir şey. Takkesi sokakta dolaşan mahkemede şahitliğini kabul etmiyor. Oluyor diyorlar abi. Ne yapayım? Ağzın dilin şeyi var mı? Ben sana fıkıhtan bahsediyorum. Hanefi'de tahrimen mekruh. Bak ben Hanefi'yim. Bildiğim halde gönlüm öteki tarafa Şafi'ye doğru kayıyor. Yani azimet budur. Ben azimette bu ciddi bir zemin kuruluyor, yuva kuruluyor. Namazsız karı kocanı ben kıymıyorum. Söz veriyor musun, vermiyor musun? Abi falan kemküm kardeşim ya ben gidiyorum. Tamam abi. Ulan bir kadın uğruna yarabbim ne güneşte batıyor. İster istemez tamam abi diyor. Herkesin yanında utandırıyoruz da kabul de ediyorlar. Hadi ya geçen ya cumartesi. Ondan sonra baktım ikisi de kemküm. Dedim kardeş ben kıymıyorum. Tamam abi kılacağız. Yok söz ver. Ya Rabbi peygamberim buradaki şahitlerin huzuruna namazıma söz veriyorum. Abi ya yapamasak yapamasan olmaz dedim. Olmadı. Mecbur. Çünkü karı gidiyor. Kabul ettiği mecbur. Çünkü ben de tam bir fırsatını buldum ya. Başka namaza başladım. Gene onun menfaatine tabii. Abi namaz kılmayanların nikah kıymaz mı? Tamamlayamıyorum. Hanefi mezhebinde tahrimen mekruhtur. Namaz kılmayanın Hanbeli mezhebine göre 12 hak mezhep var. 4'ü işlevdedir. Müntesipleri olduğu için 4'ü işlevdedir. Hanbeli, Maliki, Şafi, Hanefi. Hanbeli'ye göre namaz kılmayan Peygamber Aleyhisselam 2 tane hadisi kutsisine dayanıyor. Kişinin iman ile küfür arasında ayırt eden alamet namazdır diyor Allah Resulü. Başka bir hadiste kişinin imanına delil namazdır. Namaz imanın alamettir diye hadiste var. Ahmet bin Hanbel buna dayanarak namaz kılmayanın kafirliğine hükmetmiştir. Dolayısıyla kafire kız verilmez. Kafir. Kafirdir Hanbeli mezhebine göre. Çünkü şöyle bir şey evet. Amelu işareti cazda geçiyor. Ya bak kardeşim Risale'nin bilenim şeriat hukuku da bilen bir insan olarak söylüyorum. Amelu diyor ki
Amel imandan bir cüz değildir. Risale işaret edeceğiz da. Ustadımız. Ustadı da söylüyor, hukuku da söylüyorum. Hanefi'yi de söyleyeceğim, Şafii'yi de söyleyeyim. İstediğini kabul etsen. Amelu. Ehl-i sünnet vel cemaatça amel imandan bir cüz değildir. Ameli yoksa imanı yok denilmez. Ama amelsiz de insan iman sağlam kalmaz. Çünkü akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ibadetlerdir. Tamam. Şimdi amel imandan bir cüz değildir hükmünü söylüyorlar. Yalnız Ahmet bin Hanbel diyor ki namaz hariç diyor. Ahmet bin Hanbel dört mezhepten hemen sıyrılıyor. Namazda ittifak etmiyor. Ben size söylüyorum. Hanefi mezhebinde namaz kılmayan bu ahlak, bu kötü adet yayılmasın, diğerlerinde sıçramasın diye hapsedilir. Şafii de öyle. Ondan sonra bu kötü ahlak şey olmasın diye Maliki ve Hanbeli kafasını kesiyor. Hanbeli Maliki kafir demiyor, kesiyor ama Hanbeli kafir diyerek kesiyor. Namaz iman cüzü olarak kabul ediyor Hanbeli mezhebi. Onun için Vehhabiler oraya dayandığı için geçmişiniz, namazınız yoksa zaten kafirdiniz diyor. Yani fakat işaret icazda amel imandan bir cüz değildir. Çünkü mezhebi mutezileye göre diyor, muhalefet etmiş. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat amel imandan bir cüz değildir. Külli kaydı budur. Ehl-i sünnet. Ameli yoksa imanı yok denilmez. Yalnız bir konuda Ahmet bin Hanbel muhalefet etmiştir. Ve amilu, tamam. 149, aferin. Mezhebi itizalin hilafına, itizal, mutezile, şu anda Vehhabi. Onların hilafına ehl-i sünnet, amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kafi gelmediğine delalet ediyor. Ettiği gibi. Amel imana dahil değil ama amelsiz de iman kafi değildir diyor. İmam Azam'ın sözü müdür? Bir öyle hatırlıyorum ama kesin olmadığı için böyle tereddütteyim. Diyorlar ki namaz kılmayan kafir olur mu? Yok yok, tövbe buldum şimdi, Allah hafızamı getirdi. Zembil Ali Efendi, Şeyhülislam. Demiş ki, Zembil Ali Efendi demişler ki namaz kılmayan kafir olur mu? Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafir de namaz kılmaz. Amilu. Tamam. Neyse. Nasıl acelemize bunu şey okuyacağım. Ben size şeriattaki şeyleri getirdim. O hırsızın eli kesilmesine ait. Notlar çıkarttım. Hukuk-ı İslamiye'den. Tamam mı? Böyle. Şunu arkalarını inşallah okuyacağım şartları. Bunun dışında malumatınız olsun diye böyle. Biz emri ilahi namına ve adalet-i şer'i hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Misafir dedi. Öyleyse çocuğunuzun bir eli olmamak lazım gelir. Öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lazım gelir. Bir daha söylüyorum, mantığa bak. Hane sahibi demiş. Biz emri ilahi namına ve adalet-i şer'i hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Bundan sonra iyi dinleyin. O misafir de dedi ki Alim Fazıl. Öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lazım gelir. Kıyas bir resim yaptı abi. Bak, Murat üzdün beni şimdi. Anlamadınız mı bunu? Kendi bölgesinde kendisi hırsızlıktan. Onlar hepsi yapıyor ya abi. Hepsi hırsız. Eğer sen diyor emri ilahi namına, adalet-i şer'i hesabına hırsızın elini kesiyorsanız. O zaman çoğunuzun eli olmaması lazım. Çoğunuz hırsızsınız diyor. Ben de şöyle diyordum ya, bu mantığı buradan çıkarttım. Mecliste hırsıza ait kanun çıksa kim karşı çıkar? Hırsız karşı çıkar. Mecliste hırsıza niyet olan hırsız milletvekili veya başbakan hırsıza ait kanun çıkarmaz. Niye çıkarsın? Kendisi hırsız. Kullandığı mantığı gördünüz mü Fazıl? Madem emri ilahi adına adalet-i şer'i hesabına hırsızın elini kesiyorsanız o zaman çoğunuzun eli olmaması lazım. Birisine dedim, bir kardeşe dedim ki, kardeşim dedim, böyle mutala ediyorduk.
Ya dedim, bu adama Mehdi diyorlar. Ne diyorsun dedim. Çok ilginç ha. Baktı böyle. O adam Mehdi ise ben kimim o zaman dedi ya. Anladınız mı? Anladınız mı mantığı? Bir tane anlayan bir tanesi söylesin bana bunu ne anlatıyor. Kendini Mehdi mi sanıyorsun? Evet. Ben Mehdi'yim. O Mehdi ise diyor ben daha önce Mehdi'ydim. Madem o Mehdi, o zaman ben kimim dedi ya. Dedim ki sen de İsa'sın herhalde. Ne tuhaf tuhaf insanlarla denk geliyorum. İşim bu ya benim mesleğim. Bak, deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Önüne çiçeği koyan çok koku alır. Hane sahibi dedi, bak ben 50 yaşına girdim, bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm. Allah Allah. Misafir tacip etti, dedi ki, memleketimizde her gün 50 adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin %1'i kadar tesiri olmuyor. Hapse tıkıyorlar. Mesela ben bir tane biliyorum Rize'de. Adam hakim bıkmış burasını. Getiriyorlar. Hırsıza ait pek ceza yok ya. En fazla 1-2 hafta giriyor. Ya bir ay giren yok yani. Girip çıkıyor. Hakim burasına gelmiş hırsıza diyor ki, oğlum seni daha burada görmek istemiyorum. Hırsız dedi ki, no hakim bey, emekli mi oluyorsun diyor. Anladınız mı gene? Jetonunuz nasıl bugün? Niye düşmüyor? He? Bak, hakim diyor ki, oğlum bu mevzuda hırsızlık adına yani seni bir daha burada görmek istemiyorum. Çocuk diyor ki, yukarısı ya, ne o hakim bey, emekli mi oluyorsunuz? Ben geleceğim. Yani benim işim bu. Sen beni görmek istemiyorsan demek ki sen buradan gideceksin. Çünkü benim burada gözükme. Ha, Murat yeni anladı. Çünkü benim işim bu, diyor. Bir ay yatmıyorlar. Ya polisiyeler bilir. Polisiyeyi. Hane sahibi dedi. Bak. Memleketimizde her gün 50 adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin %1'i kadar tesiri olmuyor. 50 yaşındayım dedi. Kaç tane gördüm? Bir tek el kesildiğini gördüm diyor. 50 senede. Osmanlı'da olmuş. Niçin öyle olmuş? Bak anlatıyor. Hane sahibi dedi. Siz büyük bir hakikatten, acip bir kuvvetli bir sırdan gaflet etmişsiniz, terk etmişsiniz. Yani acayip bir hakikat ve sırrı terk etmişsiniz. Sır. Onun için adaletin hakikatını kaybediyorsunuz. Maslahat-ı beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar yani beşeri kanunlar insanlığın menfaati adına siz de adalet perdesi altında garazlar, zalimane ve tarafkârane ceyranlar müdahale eder. Hükümlerin tesirini kırar. Mesela milletvekilidir, başbakandır, bilmem nedir. Mesela Suudi Arabistan'da kraliyet her türlü melaneti yaşar. Akrabası. Şeriat namına dediği şey onlar. İran herkese öyle. Yani maslahat-ı beşeri adına ve adalet perdesi altında garazlar giriyor. Garaz, savcılık, hakim adamını koruyor. Vatan haini, millet haini, din düşmanı gidiyor arkasına kağıt koyuyor, önüne kağıt koyuyorlar. Böyle daha başlamadan mahkeme bunu affettireceksin. Devleti soymuş, soğana çevirmiş. Gidiyor bir terör örgütünün başına biraz bağış yapıyor. Terör örgütünün adamı olan hakim onu beraat ettiriyor. Devleti milyarlarca parasını bu arada kaybediyor. Hırsız olmuyor bu adam. Bu cani hırsız olmuyor. Hırsız. Bunu konuşurken siyasi zannedecektir. Hırsızdır canım. Hırsızı kim koruyacak? Ama bir üstüne baksana senin yaptığın hırsızlıklar. Savcı, hakimin önüne koyuyorsun kağıdı. Buna beraat ver diyorsun.
vatanın milleti soyan hortumcuları beraat ettiriyorsun. Devletin bu kadar zararı sokuyorsun, hırsızlık değil. Milletin hakkını gasp ediyorsun, hırsızlık değil. Masum Anadolu çocuğu imtihana giriyor, senin oklavandan geçmediği için imtihanları kazanamıyor. Önüne soruların cevabını veriyorsun. Hırsızlık değil bu. Savcılık imtihana girecek, soruların cevabını veriyorsun. Polis imtihana giriyor, soruların cevabını veriyorsun. Vatan millet satan, tupraşı bilmem neleri bu şeyleri satan, onların devleti soymuş, tamam. Onlar mahkemesinde hakime beraat ettiriyorsun adamına, hırsızlık olmuyor mu? O da hırsız. O hırsız mı? O da hırsız tabii. Senin iddia ettiğin de doğru yani. İddia ettiğin doğru. Ama sen buna niye iddia ediyorsun? Sen aynısını yapıyorsun. Daha beterini yapıyorsun. Hem de mukaddesatı oynayarak. İnsanlar din adını aldatarak. Bu bari menfaat çalıyor. Bu çalıyor. Sen ihanet ediyorsun. Allah Allah. Ne acayip ya. Beni de diyecekler ki bir şey adına. Ne yaşıyor? E kardeşim bu garazları ben nasıl izah edeceğim? Maslahat-ı beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar. Garaz değil mi? Garazı nasıl izah edeceğim ben? Uygulamasız göstersem nasıl anlayacaksınız garaz? Yani kasıtlı olarak. E nasıl bu yuvarlak bir mana kim ne anlar? Bu uygulamasını yapacaksın toplumda. Ben garazım olduğundan garaz anlatmıyorum. Garaz bu. Senin iddia ettiğin adam var ya siyasiler. Hırsız. Ama hırsızlık adına yapıyor. Siyaset adına yapıyor. Zaten siyaset onun için gelmiş. Sen ise kurban paralarını, zekatları, dini alet ederek hırsızlık yapıyorsun. Sende garaz var. Var mı? Bak. Perdesi altına garazlar, zalimane ve tarafkirane ceyranlar. Senin yoldaşın tarafkirane ceyran yok mu? Senin oklavandan geçene soru verdin mi vermedin? Hırsızlık değil mi? Hak değil mi? Kul hakkı değil mi? Anadolu çocuğunun hakkını tecavüz etmedin mi? Ha soruyorum. Olmuş mu olmamış? Olmuyor. Peki kul hakkı değil midir? Vizyonmuş. Öğrendim o kelimeyi. Dün cevabı hatırlayamadığım şey. Bu vizyonmuş. Yani ezanı değiştirenleri dedim. La ilahe illallah falan var bu şu işte din. Bu efendim vizyonmuş bir bakın. Vizyon meselesi diyor. Sizin vizyonunuz bunu kaldırmaz diye yazı yazıyorlar bana. Vizyonunuz kaldırmaz. Polis çocuklar polis olacak. İmtihanlar arkadan vermek. Diğer çocukların hukukuna tecavüz etmek. Savcı bilmem olmayanlara diploma bulmak. Kuyu açacağım diye açmamak o paralarla zekat vesaire. Bunlar vizyonmuş. Bakış bu seviyeliymiş yani. Ulan vizyonun da batsın sen de batarsın. Vizyonmuş. Vizyonunu yesinler. Allah'a ne diyeceksin vizyon? O kul hakkı ne olacak? O çocuğun kadın annesi dualarla polis okuluna vesaire savcılık okuluna gönderiyor. Dualar ediliyor. Ondan sonra sen gidiyorsun. O çocuk çalıştı aylarca bilmem ne. Sen soruları veriyorsun tamam mı? O çocuk kazanıyor kazanamıyor. Ve geri gidiyor anadolu çocuğu. Evde ineği satıyor abi. Bir inek var mesela. Onu çalışsın diye dershane falan da veriyor. Sağa sola bir şeyler yapıyor yani. Onu gene kazanıyor. Gene hakkını yiyorlar yani. Onu öyleyken kazanamıyor. Yani köyde mesela birisi kazanamadı. Yani. Bu kendisi polis. Bu kendisi söylüyor yani. O kadar soyun ismini söylemiyor. Korkma. Söyleyin abi. Yok demem. Ya benim içim yanıyor. Kim yaparsa yapsın. Vallahi Allah'ım şahit ol. Haksızlığa taraftar değilim. Onaylamıyorum. Kim olursa olsun. Ben babama bir şey dedim. Bak size ortaokul çocuğum. Nurcu değilim yani. Hem telaffuz ettirim. Hakkınızı helal ederim. Bir şey anlatayım. Demek ki eskiden beri böyle tarafım vardı. Ortaokul çocuğum. Orta iki veya birim. Köyün, biz izine gitmişiz. İstanbul'da okuyorum. Köye gitmişiz. Babamda dört köyün dolmuşusu var. O kadar fakir. Yani köyde hiçbir tane dolmuş arabası yok. Sırf babamda var. Babamın da Bedford'u var. Bedford. Bedford'un on oturulacak var ya oturuyorlar. Bir de arkasına yatak var. Şoförün arkasına yatıyorsun. Çocuğum ya orta bir olabilir. Orta bir. Arkası kamyon ya. Biz insan dolu. Kenarlar dolu, orta dolu. Bir sürü adam dolu.
Giderken bizim köyün burası, Haberalların köyü burası, burası Mehmet Emin birinci abinin köyü, birinci abilerin köyü, akrabamdır. Tepede radar var, şurada. Şurada, benim daha tepede dershanem var, radardan da yukarı, ağaçların üzerinde. Bak bir de söylüyorum, bizim köy burası, Haberalların köyü burası, burası NATO, NATO'nun radarı var. Şimdi niçin anlatıyorum? Biz, babam gidiyor, ben de yatıyorum. Çocuk diye arkada da yer yok. Beni koltukta yatırıyor ama seyrediyorum da şoför mahallesindeyim. Yani babamın gidişini seyrediyorum. Yağmur yağdırılıyor. Önde bir araba var. Nasıl olduysa, nasıl durduysa durdu yani ama babam duramadı çünkü ya dalmıştı ya frenimi şey yapmadı veya çok yorgun. Neyse çok yük mü vardı? Babam gitti arkasından vurdu adama. Adamla çıktı. Adam tek. Mel işe gidiyor adam veya nöbetten çıkmış radada az subay. Sivil ama. Ondan da çıktı. Babam çıktı. O da çıktı. Dedi ki sen dedi arkadan vurdun dedi. E vurdum ama sen suçlusun. Bir aniden durdu bilmem ne yaptı. Ya arkadan vurdun dedi falan deyince adam sesini yükseltince subaya güvendi. E bizim de Laz hepsi deli yani. Yani o otobüs ne oluyordu? Hepsi inmesin mi? Adam baktı acayip. Belki 40-50 kişi var hep dolu. Ondan sonra adam ya diyor ama falan geriye hemen vites aldı istersen ama. Şimdi tamam bir yolda şey. Ondan sonra oranın içinde Allah'ın hikmeti. Çıktım orada. Baba haksızsın dedim. Ben seni görüyordum inan. Baba sen duramadın ve sen arkadan vurdun. Sen haksızsın baba dedim. Sus lan! Çıkın! Sana mı sordular lan ben falan? Bağırdı. Adam güldü. Bir dakika gitmesin dedi. Kovdu. Gitin! Ondan sonra. Ama baba öyle deyince ortam acayip değişti. Babam vicdanlıydı. Dedi ki tamam dedi ben suçluyum dedi ben öteceğim. Deyince adam dedi ki neyin oluyor? Aslında oğlum dedi. Gel lan dedi. Gel. Sarıldı. Bunun hatırına affettim dedi. İstemiyorum tamam dedi. Ki babam Hüseyin Attaş hayır kardeşim ben ödeyeceğim dedi. Adam istemiyorum dedi. Bu sebebi kavga terste. Ben ödeyeceğim kardeşim dedi. Niye zorluyorsun dedi. Babam dedi ki vicdan azabı çekerim dedi. O zaman dedi ki ben burada kabul ediyorum dedi. Ama dedi o masrafın parasını bu çocuğa vermeni isterim dedi. Ondan sonra babam gene kabul etmedi vesaire ama ne olur dedi. Sonra dedik aferin oğlum dedi o şey. Yani daha ortaokul birisindeyim ve babama karşı milletin içinde baba haksızsın. Bunun hatırına söylüyorum size. Yani bir garazım yok kimseye. İsabetli adalet olunca fıtrat. Fıtratım yani. Teskin oluyor. Bir de bende bir manyaklık var. Ömrümde bir kıza laf attığımı hatırlamıyorum. Ben bir hakikaten bende o tarafta da eksikliğim vardı. Şimdi şaşırıyorum yani. Emirdağ'da geçiyor. Emirdağ bir de diyor ki Risale-i Nur talebelerini diyor istikbalde de bunu netice verecek gibi geçmiş hayat. Hakikaten şimdi şaşırıyorum. Mektup okumuşsun. Bir arkadaşlık şöyle dursun. Ya ne kadar utanırdım ya. Babamla denize girdiğimi altımızda hışım aldı aldı. Üstüm çıplak babamın karşısına çıktım hatırlamıyorum. Yani üstü yani erkek sen çık hatırlamıyorum. Yani çekiniyordum. Böyle baktığın zaman peki bunu niye anlatıyorsun? Kardeşim garaz anlatırken garazım yok. Ben daha önce onları bilmiyor muydum? Biliyordum. Niye demiyordun? E şimdi sen birilerini itham ediyorum hırsızlıkla ama hırsızın başı sensin. Baba sen haksızsın dedim. Sen de haksızsın kardeşim. Bu parti çağırmıyorum. Zaten siyaset onun için gelmiş adam. Bütün her şeyini satmış. Başkan olayım veya belediye başkanı sumurayım diye. Ama bunu biz normal karşılıyoruz. Niye? Siyaset çalar. Ama sen din çerçevesi altında çaldın mı? Ha tamam. E, çalıyorsun, bunları yapıyorsun, bu sahtekarlığı bir de başkasına itham ediyorsun ya. Ya memleketin ayetini bozma. İşte diyor ki, ben maslahat-ı beşeri yapıyorum. Hayır diyor, maslahat-ı beşeriye yerine sen adalet perdesi altında garazın var. Garaz yapıyorsun. Maksadına yönleniyorsun. Bu vitrinde gözüken. Doğru, bu söylediklerin doğru. Ama bunu söylerken depodaki malzemen ayrı. Esnaf öyle yapar. Vitrine koyduğu ayrı, arkaya sana paketli de ayrı. Konuştuğumuz ayrı olur.
Arkamız, arka başkadır. Benim konuştuğumun vitrin ve arkamı nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Çok anlarsınız hepiniz, vicdansızsınız. Ben konuşurken kendimi içine kattığımı sizin vicdanınız beni iter. Ama siz çekinirsiniz demezsiniz. O zaman bilin ki söylediğim doğrudur ama içerisi ben varım. Garaz var. Onun için vicdanınız itiyor. Söylediğim doğru. Adamın da dediği doğru ama içinde garaz var. O paketin içi. Hani ben bazen böyle kendimizi teore kaptırıp da söylüyoruz ya. Vicdanımız kabul etmediği şeyler var ya. İnanın o söz doğrudur ama içi boştur. İçi ben varım. İhlaslı söylüyorum. Ondan oluyor. İhlasım olmadığı için tesir etmiyor. Bir de birar oluyor. Nefret oluyor. Karşıki tarafta nefret oluyor. Eğer içerisini hak namına koysaydım, kendimi katmasaydım, hissiyatımı koymasaydım, buraya kanaat etseydim, efendim şey yapar. İbrar olmaz, nefret olmaz. Hiç kimseyi affetmem, kendimi de affetmem. Yanlışsa yanlış. Niye tesir etmiyor benim sözüm? Bir sebebi şudur diyor ustad, 5 tane söylüyor. Bir sözün tesir etmesi için 5 şart lazım. Vahinin de. 25. sözde geçiyor. Bir tanesi konuşana ait. 4'ü kişiye ait. Görmek mi istiyorsun sayfayı? Tamam, o 5 tane şart hidayetin tamamlanması için. Yani Peygamber Aleyhisselam bu kadar tebliğ etti halde niçin tesir etme? 5'te 4'ü iman etmedi. 5'te 4'ü iman etmedi. Niçin iman etmedi? Tebliğ yapamadı mı? Haşa. İşte arkadaşlar tebliğin tesir edebilmesi için 5 tane şart lazım. Bir tanesi konuşana ait, 4'ü muhataba ait. Onun sayfasını söyleyeceğim, onu izah etmeyeceğim. 406. Üçüncü şaftta anlatıyor. Maslahat-ı beşeri yerine adalet perdesi altında garazlar, zalimane ve tarafkirane ceyranlar, tarafkir. Nasıl izah edeceğim başka? Siyaset zaten başlı başına böyle almış gitmiş. Tarafkirane ceyranlar müdahale eder. Hükümlerin tesirini kırar. O hakikatin sırrı budur. Bizde bir hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikada haddi şerinin icrasını tahtur eder. Bizde bir hırsız Müslüman İslam devletinde o alim diyor. Başkasının malına böyle elini uzattığı dakikada haddi şeriyi, şeriatın hükmünü, icrasını tahattür eder. Hatırına gelir hemen. Arş-ı ilahide nazil olan emir hatırına gelir. İmanın hassası ile, imanın özelliği ile, kalbin kulağı ile kelam-ı ezeliden gelen ve hırsız elinin idamına hükmeden Es-sariku ve's-sarikatu fekta'u eydiyehuma ayetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana yani sayfa 5. sure 38. ayet. Hırsızlıktan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Onu size okuyacağım. İslam hukukunda Allah Resulü'nün tatbikatında o şartlar hangi bir anda kesilir mi? Hangi şartlarda kesilir? 16 tane şart var İslam hukukunda bulabildiğim kadar. Ondan sonra kesilir. Yani kesin bu mutlak değil böyle. Es-sariku ve's-sarikatu fekta'u eydiyehuma ayetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana burada da kullanıyor bak itikatla iman ayrı. İman ve itikadı heyecana ve hissiyat ulviyesi harekete gelir. Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden, o sirkat meylanına, o hırsızlık meylanına hücum gibi bir halet-i rüye hasıl olur. Yani o kalbin ve ruhun işlerinden böyle iman, Kur'an, itikat, hırsızlık bir meyildir. Ona karşı hücuma geçerler. O manevi yapı. Hücum gibi bir halet rüye hasil olur.
nefis ve hevesten gelen meylan parçalanır, çekilir. Yani hırsıza el giderken meyildir. O meyli bitiriyor. Gitgide o meylan bütün bütün kesilir. Çünkü yalnız vehim, yani çünkü diyor niye? Yalnız vehim ve fikir değil, belki manevi kuvveleri, akıl, kalp ve vicdan birden o hisse, o hevese hücum eder. Yani vehim neydi? Yani bir meyil var, meyil var, hırsız. Ben bunu alacağım bak. Böyle bir meyil varken vehimi hemen geliyor. Vehim daha yok kolu. Ondan sonra eli giderken eline baktırıyor. Bak diyor, bu elin gidiyor ama bu elin yok olacak. Sonra akıl devreye giriyor. Sonra niçini fikirler devreye giriyor. Sonra manevi kuvveler giriyor. Kalbi, vicdanı giriyor. İman özelliği giriyor. Daha önce duyduğu şeyler giriyor ve tek olan bir meyli bitiriyor. Sanki o ayet aktif ediyor. Aktif ediyor, evet. Evet, bu ayet, maşallah güzel söyledin Mehmet. Bu ayet o bütünlüğü aktif ediyor. Vehmi, aklı, kalbi, vicdanı, imanı, itikadı aktif ediyor. Es-sariku ve's-sarikatu fektuhuma eydiyehuma ayeti bunu aktif ediyor. Aktif edince o his geri çekiliyor. Haddi şer'i taattur ile Kur'an'ın hükmünü hatırına gelme ile ulvi zecr ve yani şeriatın hükmünün cezasını ve vicdanı bir yasakçı o hisin karşısına çıkar susturur. Yani hem ceza caydırıcı. Çünkü mesela meylederken çünkü bu hırsız yakalanacaksın. Yakalanacak bir hafta sonra çıkacağım zaten. El böyle gidiyor ama. Bir hafta sonra çıkacağım zaten. Peki şeriatta ise diyor ki itikat, iman, akıl, kalp, vicdan, Allah ve ahiret, cehennem ve el kesme var. Oo, o kadar şartlar el geri gidiyor. Şimdi ise giderken hapis var. Yakalanacaksın. Yani bir hafta sonra çıkacağım zaten. Polis de zaten hakimle beraber çalışıyoruz. El gitti. Ahireti takmıyor zaten. Ahiret yok zaten. ahiret yok. Bak giderken vehim diyor ki bak elin geçecek diyor. İtikadı diyor ki ulan ayıptır ya. İman diyor ki ulan kul hakkı ya. Ahiret var, Allah var, cehennem var. Elin de kesilecek ha. O zaman bir meyle karşı 99 karşıtından dolayı geri çekiliyor. Şimdi el giderken ya polis ortak, hakim ortak. Bir hafta sonra çıkacağım diyor en fazla kötü ihtimalle. Ahiret de yok. Allah da yok. Başka ceza maddesi yok. Ya. Belki de hiçbir haftadan girmedi çıkacak. Ondan sonra da mesela kışın daha çok çıkarıyorlar. Ondan kışın bunu içeride bakmak, yemek, tamam mı? Soğuk, kalor falan şey. Hırsızlar kasten yapıyormuş. Kışın ki. Yani dışarıda soğuk. Nerede yaşayacağız? Hapishanede kalorifer var ya. Girmek için yapıyorlarmış. Bir tane söyledi bana. Haddi şer'i taatur ile ulvi zecr ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkar susturur. Evet, iman kalpte, bak iman kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığında, iman kalpte ve kafada daimi bir yasakçı bıraktığından, fena meylanlar histen, nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder, kaçırır. İman kafada ve nerede bir de dedi? Kalpte yasakçı bıraktığından fena meylanlar histen, hevesten çıktıkça yap onu, de onu, ver ağzını payını. Adam bilgisayarın içinde, odasında. Ver ağzına geleni söylüyor. E tamam da his hevesine kapıldın. Peki bunun haşir meydanında var mı kul hakkı? Var. Acaba ahirette hesap verme inansa şeylere bilgisayarın tuşlarına basar mı? Veya ahiret inancı kuvvetli olsa ne yapar? O hisse hücum eder. Bir de insanı üç kaynakla şey yapılıyor. Bir, dima. Bilginin bilgi yöntemi ve kaynağı. Bir de hislerin, bir de fiil. Bak unutmayın, fiil, kalp, dima. İyi dinleyin de uzatmayacağım. Kafası kütüphanedir. Ulema-i su. Hafızdır, imam hatip bitirmiştir. Dershane, nurcudur, ne bileyim kitap okuyordur.
Ama bu bilgi buraya inmese namaz olmaz. Tık 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 veya doğru işi olmaz. Kur'an'ı var böyle. Şeyde, yazıhanede böyle oturmuş iş adamı. Arkasında kütüphane var. Üstüne de ayet-i kerime koymuş. Bilgisi acayip. Player'ine bassan bir saat din hakkında konuşur. Hırsızlık hakkında konuşur. Ama bu bilgi buradan aşağı inmediği için eylem olmaz. Eğer duygu varsa, din duygusu kalbinde ama ona uygun bilgi yoksa namazı olur, eylemi olur. Ona örnek vereyim. Fitne vizyonlarda çıkan, televizyonlarda çıkan ulema-i su, dinini dünyaya, uşkurluğuna, paraya, şöhrete satanlar. Kafaları, kütüphane kalplerine inmedikleri için çok rahatça dine muhalif konuşurlar. Dağdaki ninelerimiz, köylü babaannelerimiz, kafalarında bilgi yoktur. Çok basittir. Örf ve anneanneden gelen, toplumdan topluma aktarılan bilgi, örf, ona şey diyorlar, irtisame. Böyle gelen bilgi, pek bilgi yok, kafa yok. Ama din duygusu olduğundan namazı oluyor ve dinde hassas. Dinde hassas. Kul hakkı, tavuğum geçmesin, bilmem ne yapmasın. Aman ha, kadın hemen örtünüyor. Ötekisi ilahiyat bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş, kafası açık. Çok acayip. Din dersine, derse giriyor kadın, çıplak. Başka? Hutbeye çıkıyor, ne ona şaşırırsın? Çıplak kadın, açık saçık, din dersine giriyor ortaokul liselere. Daha acayibini söyleyeyim. Ben bizzat yaşadım. Adam hutbeye çıkıyor, benim arkadaşım, meslektaşım. Buradan konuşmuyorum, ben orada da konuşan bir insanım. Hutbelere çıkan insanım. Yani niçin söylüyorum, size buradan konuşmuyorum. Hutbeye çıkıyor, kravatlı, sünnet-i seniyeden ders yapıyor. Gavurların adetini taklit etmeyin, sünnet-i seniye yapışın derken, eyvallah, aynı böyle yemin ederim, adam kravatlı. Sünnet-i seniye yapışın, gavurların adetlerini taklit etmeyin derken, şekline baktığın zaman tuhaf. Acayip bir şey ya. Bu ahir zaman çok şey doğurdu. Çok şey de doğuracak. Bende mi manyaklık var, eksiklik var görüyorum siz. Siz daha beter görüyorsunuz benden ya. Acayip bir şey ya. Tuhaflık ya. Bir acayip. Muamma ya. Bende mi cinslik var? Trene binemiyorum. Geçen bindim. Yani ben acaba öyle mi görmek istiyorum? Bir bakıyorum hayvan tipleri ya. Ya acayip söylüyorum size ya. Domuza, çakala, inan çoğu. Yılan ve domuz ya. Aynı böyle. Benim hayalim tasvir ediyor. Öyle ben, öyle değillerdir de mutlaka. Benim tasvir ediyor ya. Ödüm patlıyor. Vallahi acayip. Simalar çoğunlukla domuz, yılana benziyor. Çakal çok az var. Vallahi hayvanat bahçesine mi bindim, o metroya mı bindim, şaşırıyorum ya. Bayağı Üsküdar'a giderken derse var ya, metro Marmara'ya biniyorum. Buna yemin ederim ki şaşırıyorum, tuhafıma gidiyor. Vallahi hayvanat bahçesi mi, insan şey mi, şaşırıyor insan. Sima'ya bak, sima acayip ya. Yani mutlak hepiniz görüyorsunuz ama ben de biraz fazla içeride kaldığı için beynim tasvir ediyor. Öyle yoktur, öyle değillerdir aşağı. Suizan olur, tövbe estağfurullah. Ama benim zihnim öyle çalışıyor, onun için rahatsız olduğum için. Haramdır diye belki değil yani, kafamı indiriyorum. Haramdır diye millet zanneder ki haramdır diye takması vardı, kafa indiriyor zannediyor. Oysa rahatsız olduğum için indiriyorum. Rahatsız oluyorum ya. Suratta acayip ya. Yani ne olmuş? Niçin anlattım? Kafada var bilgi. Burada yok. Burada olmayınca eyleme dönüştüren bu değildir, budur diyor. Şey budur. Eyleme bu dönüştürüyor kalp. Bu var, bu yoksa bu yok, olmaz. Bu var, bu olmasa da olur. Fiil olur. Çünkü nereden çıkartıyorsun? İnsanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. Bak, bak yeri burası. İnsanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. Sayfa 77. İnsanın fiilinin kaynağı. Bir daha söylüyorum. Nadir abi hoş geldin. Canım benim. Kalbin, hissin temayülatından çıkar. Hissin kaynağı neresiydi? Hadi söyleyin. Hissin kaynağı bana söyleyin. Aferin.
Hepiniz söylediniz. Tebrik ediyorum. Yani ben de memnun oluyorum. Ben böyle istiyorum ben de. Hissin kaynağı neydi? Vicdan. Vicdanın dört ana veri tabanı vardı. Soğan kabuğu gibi. İrade. Zihin. His. Ha, his deyince artık oraya gidecek aklın. Bak, insanın fiilleri kalbin, yani kalbin iki tane veri tabanı var. Bir, ayağı var. Makesi efkarı, dima. Mazar hissiyatı, vicdan. İkisini cem ediyorsun, kalbin şubesidir bu. Kalpten ayrı. Ama ayrıyeten kalpten başka bir şey de var. Bu iki verisinden hariç. Kalp iki ille bu ikisiyle kalp değil. Kalbin iki ayağı var. Sen mesela kocasın, babasın, ne bileyim işinsin, şunsun, busun. Kimisinin dayısısın, kimisinin de kardeşisin. Yani çok sıfatı var. Kalbin harun, iki ayağı var. Bir, dima, bir, vicdan. Kalbe aittir bunlar. Ama kalp ikisinin sıfırlasası değil. Ondan hariç kalpte başka bir şey var. Harita, ruzname, takvim, hulasa, acayip. Latife insani orada, acayip şeyler ya. Bu tuhaf bir yer ya. Bütün kainatın haritası diyor ya. Ruznamesi. Neyi seyretmek istersen Nadir abi? Orayı değil ya, burada seyret işte. Allah Allah. Nadir abinin playerine basıyor adam. Kainatı seyredeceksek burada seyredin. Kalpte bunlar. Hepsi kalpte ya. Ya bu deli bir kitap ya. Kafayı oynatmadan gitsek şu dünyadan ya. Bu ne acayip bir şey ya. Bir cümlede insan eyleminin kaynağından bahsediyor ya. Ben hep geziyorum. Gezdiriyor seni ya. Risale'm bir de deli ya. Tövbe estağfurullah. Acayip oluyorum ya. Aa sen taassupsun. Diğer kitapları bilmiyorsun. Benim kadar diğer kitapları da okuyan daha az var. Bilmiyorum. Şimdi daha okuyamıyorum da eskide okuyordum. Şimdi okuyamıyorum. Bir daha okuyorum. Ondan sonra ben bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu okuduktan sonra yarın bunu okuyacağız. İslam hukukunda cezanın şekli. Tamam mı? Peki devam edeyim. Evet, insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise iman nuruyla harekete gelir. Peki ruh kim harekete geçirir? İman ile. Ona ait bir şey yapayım ben size. Ramazansınız. Ramazan. Şey istemiyor. Sigara istemiyor. Ramazanın dışında hemen sigara istiyor adam. Yani örnek için vereyim. Çünkü buna alakalı, bunu kasten çıkarttım, anlatacağım. O temayülat, yani sigara meyli ruhun ihtisasatına ve ihtiyacından gelirse, ruh ise iman nuruyla harekete geçir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Basit yani, sigara içişi yapmak istemiyorum da örnek vereyim. Şimdi yarım saat, bir saat, koca bir günde bir 5-10 tane sigara içemeyen, içmemiş duramayan adam. Ramazan'da 12-14 saat nasıl duruyor? İman, iman dimadaki itikada. Ramazandır. Dimada mertebe var ya, taayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, intizam, itikad. Son. Bu Hasan Ramazandır, oruç tutuyor. Bu sigara içmeyecek. Başka çare de yok. Başka çare yok. İman itikada müdahale etti direkt. İtikat alt verisi var. Taakkul. Akla diyor ki imanda mesaj geldi. Sen kimsin? Ben itikadım. Bu adam bugün oruç tutuyor. Sigara içmeyecekmiş. Akılda diyor ki emriniz olur efendim. Baş üstüne efendim. Akıl bir şeye inandığı zaman vücuttaki kaslar, sinirler, sinirler kaslar, kaslar lifler, dokular ve bezler aktif oluyor. Akılda bedenin böyle bir lüksü yok, akla uymayacağım. Akıl diyor ki hey arkadaşlar, bütün vücut diyor ki buyurun, bu adam sigara içmeyecek. Yukarıdan emir geldi, tamam. Ona ait nikotin. İhtiyacını salgılamıyor. Bezler aktif olmuyor. Yani vücut buna inandığı için aklan gelen verileri, bilgileri ona uygun çalışıyor. Ona uygun çalışınca sigara ihtiyacını doğuracak
sıvı salgılanmıyor. Sebebi düğmeye basıldı. Sigara şöyle içiliyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Odunu yaktığınız zaman çıkan dumandan cin, çıkan ısıdan, sıcaklıktan, ateşten şeytan, çıkan nurdan melek, çıkan külden insan yaratılıyor. Duman, sigara dumandır. Kim yaratılmışsa onunla, o onun gıdasıdır. O zaman o düğmeye basar. Tak düğmeye basar. Sigara istiyorum, bir sigara versene. Ben istediğimi zannediyorum. Oysa cinler soldan sinyali verdi, sigara iç. Çünkü niye? Dumandan beslenecek. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, düğmen burada olsun. İnsanda futul galpte 85 tane koruyucu melek var. Pis kokudan 75 tanesi gider diyor. Sigara içenin 75 tanesi gidiyor, 10 tanesi var. Koruyucu ve ondan sonra tepesine biniyor. Sigara verir misin? Düğmeye birisi bastı. O, sen zaten beni istiyorum. Ne istiyorsun? Adam istiyor. Adam düğmeye bastı. Tak. Ben istiyorum. Ben size böyle tasvir ediyorum bu olayları. Tamam mı? Sen istiyorsun. Takkemi anlat. Sen istiyorsun. Birisi. Nerede? Onlar besleniyor. Peki. Onları besletme. O anda ihtiyacın gelirse şöyle yap bak. Sigara gelirse. Şöyle. Geldi. Sigara istiyorum. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Oku bakayım bir süre. Bakayım sigara ihtiyacın gelecek. Kalkacak gidecek. Bismillahirrahmanirrahim. Aba kalktı. Elif lam mim. Adam ne düğmesi, kendisi yok oldu. İçine çekeceksin. Buruna bak. Elif lam mim ra. Yani burundan anlayacaksın. Ağzından tutabildiğin kadar tutuyorsun. Oh! Gündüz hayatında sıkıntı varsa göğsüne ateş bak nasıl oluyor. Çakıyor. Ben kullanıyorum kardeşim. Kuş gibi oluyor. Vallahi ben kullanıyorum. Hap! Hap hap! Ha mim ayin sin kaf. Bak havadan gidiyor adam da. Uçak gidiyor. Hava. Yani kardeşim sistemin işlevini bildin mi bu sistem? Her şeyi aşarsın vallahi. Gördün mü? O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hissiyat onu yanlış yola sevk edip mağlup edemez. Meyil ya. Ben istiyorum. Ne istiyorsun? En asıl hak ve ceza emri ilahi ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olurlar. İşte bu mana içindir ki 50 senede bir ceza sizin her gün mutaaddit hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehmimizi müteessir eder. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hırsıza vereceği ceza şu. Vehim var ya vehim, dimağda. Varı yok yoku var gösteriyor. Yani hırsızlığa giderken, lo ne yapıyorsun lan yakalanacaksın. Vehim diyor. O zaman bu diyor ki, lan yakalansa ne olacak bir hafta sonra çıkacak. Yani insanı rahatsız eden hırsız, Türkiye Cumhuriyeti'nde büyüyen, yani dinden alakası olmayan bir insanın, din iman, Allah ahiret inancı yoksa, kul hakkı yoksa, hırsızlık yapmıyorsa zaten ahmaktır. Allah'a inanmıyor. Ahirete inanmıyor. Hesap vereceğine kul hakkı değil. O zaman niye çalmıyor ki? Bir vehim işte. Ama inanmadığı halde yapmıyor, şaşırdığım gibi inandığı halde hırsızlık yapana da şaşırıyorum. Allah'a ve ahirete inanacaksın.
haşir meydanında cennet ve cehennemde hesaba çekileceğine itikat edeceksin. Hesap günü boğazına kadar terden gömüleceksin. Allah dünyadaki bela ve musibete iltifat-ı rahmani dediği o Allah dünyadaki senin bela ve musibet dediğine iltifat diyor. Buna iltifat diyor. Sen bela diyorsun. Allah'ın buna iltifat dediği Allah'ın cehennemi nasıl olur? Buna inanacaksın. Rahatça o günahı yapacaksın. O hırsızlığı yapacaksın. Senin o intihara sevk eden, dayanamıyorum dediğin bela ve musibet var ya, sıkıntı, kanserdir, veremdir, çocuktur, kaybetmen. Yani yandığım bu ne biçim bela dediğim Down sondrom mudur? Yani saka çocuğun dünyaya geliyor. Aa, çekemiyorum abi dediğine Allah iltifat diyor. Hastalığa iltifat diyor mu demiyor? Biz bela diyoruz. Allah'ın iltifat dediği bu hadiseyi, böyle bir Allah'ın cehennemi nasıl olur? Buna azap demiyor. Ya azap dediği ne olur? Buna inanacaksın ve bu cinayeti, rüşveti alacaksın. Kul hakkına tecavüz edeceksin. Onun bunu dolandıracaksın. Ona bulan yalan söyleyeceksin. Din adına kandıracaksın. Din adına çalıp çırpacaksın. Yani din adına, dinsizlik adına, siyaset adına. Yani bu ne kadar tuhafsa, dinsiz, imansız, ahirete inanmayan, Allah'a itikad olmayan çalmaması da o da tuhaf. Çünkü ahireti yok ki. Niye çalmıyor ahiret? En iyisi kalemi koy. İşte bu mana içindir ki 50 senede bir ceza sizin her gün mutadit hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehminizi müteessir eder. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit millet, vatan maslahatı ve menfaatı hesabına cezaya çarpılmak vehmi gelir. Yalnız insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse hükümet de onu hapsetmek ihtimali hatırına gelir. O vakit yalnız kuvve-i vehimesi cüzi bir müteessir, cüzi bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve histen çıkan, hususan ihtiyacı da varsa kuvvetli bir meylan galebe eder, daha o fenalıktan vazgeçmek için, daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. Hem de emri ilahi ile olmadığından o cezalar da adalet değil. Ben bana adaletin veya belediye başkanının vermiş olduğu yetkiyle veya hakimsen, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının bana verdiği yetkiyle sana şu kadar ceza verince adalet olmuyor. Niçin? Allah adına değil. Hem emri ilahiyle olmadığından o cezalar da adalet değil. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek hakiki adalet ve tesirli ceza odur ki Allah'ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner. İşte bu cüz-i sirkat meselesine sair külli ve şumullu ahkam ilahi kıyas edilsin. Yani bu hırsızlık meselesi ama diğerleri de böyledir. Bunu kıyas edilsin. Ta anlaşılsın ki saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olabilir. Ya. Ondan sonra eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet ilahi namına ve hakaik İslamiye dairesinde mahkemeler açmasa maddi ve manevi kıyametler başlarına kopacak, anarşistlere, Yecüc ve Mecüclere teslimi silah edecekler diye kalbe ihtar edildi. Dün Yecüc ve Mecüc dersini yaptık. Yecüc, maddi nizamı bozan, toplumda anarşilik çıkartan, yakıp yıkan,
halkın ekseriyeti, kahir ekseriyetinin seçmiş olduğu hükümeti, hükümeti anarşistlik çıkartarak devirmeye çalışan Yecüc mü? Yecüc'tür. Toplumsal ahengi yani. Maddi, maddi sahalardaki adliyelerdir, hastanelerdir. Yani dört tanedir. İktisadi, içtimai, hukuki, siyasi. İktisadi, içtimai, hukuki, siyasi sahada anarşistlik çıkartmak, bozgunculuk yapan Yecüc'tür. Ahlakı bozan ruhsal alemi ahlaken günahlarla zebun eden, dini hassasiyetleri yok etmeye çalışan şairleri yıkan, ona da Mecüc denilir. Tamam. İşte eğer diyor eğer çabuk başınıza alıp, eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i ilahi namına ve hakika ve hakaik İslami dairesine mahkemeler açmasa maddi ve manevi kıyametler başlarına kopacak. Anarşistlere, Yecüc ve Mecüclere teslimi silah edecekler diye kalbe ihtar edildi. Ondan sonra burada ben keseceğim. Yarın inşallah bunun şeyini yapacağız. Bu İslam hukukundaki şartları. Şartları nedir? Paddeye bunu bardağı çalmakta da mı? Hazinenin malını çalmakta, akrabasının malını çalınca mı vesaire, onları bilginiz olsun diye donatacağım inşallah. Donanımız şey olsun diye. Ondan sonra şurada bir notum var. El kesilmeden ve taşlanmadan ne korkuyorsun? Ondan hırsız ve namus düşmanları korksun. Hırsızlığı sen becerebilir misin? O da bir meslektir diyenler korksun. Öyle demiş. Adam demiş ki hakime, hakim bey sen demiş bunu becerebilir misin? Bu da bir meslektir demiş. Sen nasıl beni yargılıyorsun? Bu bir meslektir hukuk. Bu hırsızlık da bir meslektir diyor. Demiş. Ha o zaman zina cezasından, hırsızlığın cezasından endişe edenler unutmayın. Hırsızdırlar, namus düşmanıdırlar. Hırsız olmayan, namus düşmanı olmayan, niyeti olmayan hırsızlıktan korkmaz. Ancak ne zaman namus ve hırsızlara verilen cezayı ne kadar hak ettiğini anlaman için ancak senin namusuna tecavüz edilse, senin ciddi malın çalınsa o zaman anlarsın ki ah şeriat ah neredesin dersin. Bir misalimle bitiriyorum. Oturuyorduk 1985'te bir Rize'de İttihat dershanesinde. Allah rahmet etsin Hızır abimizle beraber. Belden aşağı feşliydi. Bana çok katkısı var vakıf abimizdi. Biz o zaman genç delikanlıydık. Adam Ardeşen'le birisi gelmişti, iş adamı. Fabrikası vardı. Biraz şeydi, soytarı tipinden bir şeydi. Böyle karşı geliyor ama nereden geldi konuşmayı ben bilmiyorum. Nasıl geldi konuşma? Ben sonradan geldim. Ama bu konuşmaya denk geldim şuraya. Dedi ki ben dedi adam hırsızın elinin kesilmesine karşıyım dedi. Hızır abi dedi ki ne iş yapıyorsun? Fabrikasını söyledi. Dedi ki sana bir örnek vereyim. Sen dedi İstanbul'da büyük bir iş açsan, çok büyük. O işi yapman için Ardeşen'deki fabrikanı satsan, hanımın bileziklerini satsan, eş dosttan borç alsan ve hatta çocukların kumbarasını boşaltsan, İş adam olduğun için belinde de silah olsa, bu paraları aldın çantaya koydun, o zaman uçak uçak yok. Ancak Koç ve Sapancı uçardı. O zaman uçakla gitmek falan yok yani. Biz hayalimizde gördük. Haftada, ayda bir mi ne Rize'ye giderdi 85'te. Rize uçak, Trabzon'a giderdi. Şimdi şey, sebep olanlardan Allah razı olsun. Dedi ki silahın da var. Kumbarayı da boşalttı. Bu parayı çantaya koydun. Otobüse bindin. İstanbul'a fabrikayı satın almaya gidiyorsun. Fabrikanı sattın. Her şeyin orada. Otobüs, sayın yolcularımız, yarım saat yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Tamam mı? Yarım saat dese, inerken, adamın bir tane seni takip etse, tam tuvalet orada, çantanın elinde kapsa götürse.
Doğru söyle, vicdanla söylüyorum. Ayağına sıkar mısın, sıkmaz mısın dedi. Ne sıkmaz hocam de ayağına dedi. Ya çocuğun kumbarası mı boşaltın? Vallahi kafasına sıkarım dedi. Lan bak sen kafasına sıkıyorsun, şeriat eline sıkıyor. Bak hani biraz sonra hiç unutmuyorum. Adam sanki o, tabii anlatırken biraz daha tiyatrovari bir anlattı. Adam sanki 200'de giderken bir duvara çarpar gibi durdu. Aynı şöyle dedi. Hocam dedi ya, biz demiş haksızlık yapıyoruz. Ve ekliyor, haksızlık kendimize dedi. Doğru. Sen o anlattığın gibi bir halim olsa ki fabrikatör müsahibiymiş. Hakikaten vallahi silah çekince ayağımı sıkarım dedi ya. Kafasını sıkarım dedi. Bak şeriat kafayı sıkmıyor, eli sıkıyor. Ama bir tane olmuş 50 senede. 50 senede bir tane olmuş Osmanlı'da. 50 senede ama. Ben gördüm dedi usta po. 50 senede bir tane gördüm diyen usta. Tamam, 50 sene bir tane görmüş. İşte yarın da inşallah şartlarını konuşacağız. Bahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.